Herkese merhabalar, Özge'nin Amerikası'na hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Biliyorsunuz ki ben haftalık vloglar çekiyorum. İlk defa eğer bu videoya tıklıyorsanız, ben Hatice Özge Akbudak, Amerika'da yaşıyorum. Tek başıma, 26 yaşındayım. Sosyal medya influencerlığı ve Chicago'da emlak danışmanlığı yapıyorum. Yani emlakçıyım. Genelde haftalarım yoğun geçiyor. Hem sosyal medya işbirlikleri hem de emlak ev turları, toplantılar nedeniyle. O yüzden eğlenceli, güzel vloglar çekiyoruz. Ben size ağlıyorum, gülüyorum, eğleniyorum. Yepyeni bir haftaya başladık. Bugün Mart 20, Pazartesi günü. Ben spora gittim, geldim. Flashback. A flashback. Şimdi 9'da bir toplantım var, ona gireceğim ama bizim işte normalde ayda sadece bir kere ofise gitmek zorundayız. Ben de her pazartesi toplantılarına ofise gidiyorum ama bu hafta hiç içimden gelmedi. Ya birazcık yorgunum, biraz daha fazla işim var bugün, o yüzden evden gireceğim toplantıya. Bir de eğer geçen haftaki vlogu izlediyseniz Lou'yu tanıyorsunuzdur. Lou hala bende, onu dışarı çıkıp gezdirmem lazım bugün. Lou, let's see how to YouTube. Let's see how to YouTube. Emlak ekibindeki patronum şehir dışında seyahate gitti. Ben de onun köpeği Lou'ya bakıyorum. Çok eğleniyoruz. Gerçekten köpek almayı uzun zamandır düşünüyordum ama Lou'ya baktıktan sonra daha da bir içim ısındı. O kadar güzel, akıllı, tatlı bir şey ki. Lou? Are you hungry? Hemen kulaklar dikiliyor. What is this? O zaman toplantıya girelim ve hafta başlasın. Bu arada hala kanala abone değilseniz lütfen abone olarak destek olalım. Sizi seviyorum. Bu hafta çok yoğun geçecek. Hazır olun. In that building, most buildings will let you switch to a different unit in the building. A little longer than a few minutes later. But I wanted to share one more thing that I recently learned from Kathy. So I took a client and her budget was low. I think it was around like 1800. Thought I can find her a one bedroom, but I was struggling so much and I texted Kathy and she was able to like take care of her. And I literally asked her like, how did you do it? And she was like, I told her in the phone call, I can't get you a one bedroom. Are you okay with a studio or convertible? And she was like, oh yeah, like I'll do a studio or convertible. And that's how she was able to like help her out. I knew that I should have guided my client, but sometimes I feel like we just want them to know we can help them with what they want. And it's not always the case. Moments later. Bugün 12'de bir internet sitesiyle röportaj yapmam gerekiyordu. Bana ulaştılar. Bayağı doluyor ulaş. Yani bir iki hafta önce falan mail atmışlardı. Ben de olur dedim. Böyle işte Amerika hikayem, emlakla ilgili falan soruları varmış. Saat 12.30. Mail atıyorum. Cevap gelmiyor. Herhangi bir Zoom linki yok. Herhangi bir hazırlık yok. Bizi kötülemek için söylemiyorum arkadaşlar. Bunun Türklükle de çok bir alakası yok ama iş etiğiyle çok büyük bir alakası var. Nedense hep bir Türkle, bir Türk şirketiyle işbirliği ya da bu tarz bir şey yaptığımda hep böyle oluyor. Ya çok geç kalıyorlar ya böyle tamamen unutuyorlar. Ama Amerikalılarda veya başka milletten insanlarla yaptığımda böyle olmuyor. Yani mesela biz bugün röportaj yapacaksak dünden birkaç gün önceden linkler atılıyor, saatler belirleniyor, tekrar bir işte double check ediliyor, confirm ediliyor. Az önce mesaj attım, şey yazdı kadın. Yo yapacağız, ben hazırlanıyorum, makyajımı yapıyorum. Abicim saat 12.30 ya, benim başka toplantım var yani yarım saate. Ben ona göre zaman ayırladım ama neyse, yapacak bir şey yok, yapamayacağım yani röportajı. Zaten çok yoğunum, o yüzden günümüze devam ediyoruz. Oyun oynamak mı istiyorsun sen Lou? You wanna play? Bugünkü bütün işlerim bitti. Şimdi hazırlandım. Çok önemli bir etkinliğe gidiyorum. Bu etkinliğin özellikle benim için anlamı ve önemi büyük. Detaylarını size orada anlatacağım. Şimdi çıkmamız lazım. Bu arada kombinim de yanıyor. Şimdi geldim, downtown'dayım. Arabayı park ettik, arkadaşımla beraber yürüyoruz. Bu etkinlik benim için çok önemli, sizin için de çok önemli. Hemen anlatıyorum nedenini. Chicago'nun en önemli 30 şefi 40 en popüler restoranıyla birleşerek
bir etkinlik düzenlediler ve bu etkinlikten toplanan bütün paralar Türkiye'deki depremzedelere gönderilecek. Duyduğumda gerçekten çok duygulandım ve şehrimle, Chicago'mla gurur duydum. Biletler $250'dan satıldı. Dediğim gibi çok önemli şefler, çok güzel yemek istasyonları oluşturdular. Ben de oraya gidiyorum. Size de çekeceğim nasıl bir şey olduğunu. Morning. Oh. Oh. Uf. Bugün Lo'nun son günü. Öğleden sonra alacaklar onu. Bu minik budağı çok özleyeceğim. Seni seveyim diye döneceğim mi? Döneceksin değil mi? Döneceksin. Çünkü niye dönmüyorsun değil mi? Şimdi hızlıca Lo'yu dışarı çıkartmam lazım. Bayağı bir tuvaleti gelmiş, durmuyor. Dün akşamki etkinlikten biraz bahsetmek istiyorum. Aslında çok güzel bir etkinlikti. Dediğim gibi çok da gurur duyduğum bir etkinlikti. Üzüldüğüm ve parmak basmak istediğim konu Türklerin olmamasıydı. Yani Chicago'da az buz Türk değiliz artık. Burada büyük bir Türk komünitesi var. 4 tane Türk vardı. Ben ve arkadaşım hariç. Yani toplamda 6 Türktük. Birkaç restoran çalışan Türk şefler vardı bir de. Bilmiyorum, böyle etkinliklere daha fazla katılmalıyız. Türkiye'deki depremzedelere yardım için bir Yunan restoranının sahibi kendi restoranını kapatıp etkinliği orada yapmıştı. Ve hiç Türk yoktu. İş adamları yoktu, business sahipleri yoktu. Bilmiyorum, hani belki öğrenciler için falan pahalı bir etkinlik olabilir ama daha fazla Türkleri böyle etkinliklerde görmek istiyoruz anacığım. Değil mi? Hadi gidelim. Later. İşlerimi hallettim. Hazırlanıp evden çıktım. Lo'yu sahibine götüreceğim. Onu sahibine verdikten sonra da bir etkinlik var bu akşam. Oraya geçeceğim. O yüzden böyle hazırlayayım. Lo, beni bırakacağın için üzgün müsün? Evet diyebilirsin burada. An itibariyle etkinlikteyiz. Harika bir binadayım. Özellikle sizi de kendimle beraber getirdim. Bu sefer unutmadım. Şu anda Chicago'nun en yüksek binasındayız. Hemen size etrafı göstereyim. Buradan göl görünüyor. Allah'ım şu manzaraya bakın. Bütün Chicago'yu gerçekten ayaklarınızın altında görebiliyorsunuz. Burası genel alandı. Buraya bilet alıp gelebiliyorsunuz. Sanırsam biletleri $50. Şimdi ben etkinlik alanına doğru gidiyorum. Bakalım bizi neler bekliyor. Allah düşüyordum. Günaydın, cıvıl cıvıl ve soğuk bir çarşamba sabahından. Hepinize sevgiler. Yeni uyandım. Bu aralar kendimi biraz yorgun hissediyordum. O yüzden bu sabah spora gitmedim. Belki öğleden sonra giderim. Yine biraz modum düşük. Havalarla mı ilgili, işlerin kötü gitmesiyle mi ilgili? Ondan da çok emin değilim. Dün geceki etkinlik bayağı güzeldi. Bayağı eğlendik. Siz de eminim görüntüleri çok beğenmişsinizdir. Bu arada bayağı merak edenleriniz vardı bu binayı. Dediğim gibi Chicago'nun en uzun binası. Bayağı da eski. Seyir terası gibi bir şey yapmışlar. Kapalı seyir terası. Bilet satıyorlar. Gidip orayı gezebiliyorsunuz. Fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Bir de oraya yeni bar açmışlar. O barın tanıtımı için çağırmışlardı bize. Bir de böyle bir paket verdiler çıkarken. Bu mekan tabii ki de çok yüksekte olduğu için neredeyse bulutlara yakın. O yüzden adını Cloud Bar, yani bulut bar yapmışlar. Neler verdiklerini hep beraber bakalım isterseniz. Şöyle bir bardak var. Bakın adını yazmışlar buraya, Cloud Bar diye. Şöyle bir teşekkürler notu yazmışlar. Bu Chicago'nun en meşhur popcorncusu Garrett Popcorn'dan. Şöyle bir mix vermişler. 1949'da açılmış arkadaşlar ve hala Chicago'da deliler gibi satıyor. Dükkanlarının önünde deli gibi sıralar oluyor, yani inanamazsınız. Şok olursunuz. İçeride ne satıyorlar acaba diye. Bayağı da pahalı bir patlamış mısır bu arada. Popcorn. Şöyle bir içecek var. Bildiğiniz limonlu soda. Bir tane daha bir değişik bir
cam bir şey var. Güzel bardak. Aslında tam su bardağı gibi bizim Türkiye'deki su bardağı boyutunda. Bu da 1926'da kurulan bir cips markasının cipsi. Chicagoluların cipsi diye geçiyor. Adı öyle bir şey. Oha bu ne kadar ağır. Böyle de bir kurabiye vermişler ama kurabiye bayağı ağır. Elle kırılan yumurtayla yapıldı diyor abi. Çok değişik bir marketing sistemleri var Amerikalıların. Elle kırılan yumurtayla yapılan kurabiye satmak nedir ya? Bugün modum çok düşük. Bu hafta bir sürü işim yine ters gitti. Geçen hafta bir tık daha böyle güzeldi. Bu hafta biraz daha sıkıntılı gibi. Ama kendimi toparlamaya çalışıyorum. Spor salonunda hala yazılamadığım için aslında düzenli spor yapamıyorum. Onun da verdiği bir gerginlik var. Yine yoğun bir gün olacak ama değişik bir yere çekime gideceğiz. Onu hemen size anlatacağım. Önce gidip bir şeyler tıkınayım. Many tic-tacs later. Bugün size bahsettiğim iş birliğine geldim. Çok değişik bir işbirliği. Bir Arap marketi benimle Ramazan için işbirliği yapmak istedi. Arkamda gördüğünüz marketin ürünlerini tanıtacağım. Gördüğünüz üzere Özge her alanda ve her iş şeyinde çalışıyor. Bir saattir video çekiyorum ve tabii ki de evime alışveriş yaptım. Çünkü bayağı bir eksiğim vardı. Hemen size sepetimi göstermek istiyorum. Türk kahvesi aldım. Türk çayı aldım. Haribo aldım. Halley tabii ki de vazgeçilmezimiz. Simit aldım. Bu çok güzel bir bisküvi. Bundan aldım. Şöyle bir Arap yoğurdu aldım. Türk markası yok çünkü. Et aldım. 1 kilo. Yarım kilo tavuk aldım. 2 kutu peynir aldım. Şöyle bir Maraş dondurması aldım. Şehriye var. Pilav da çok güzel oluyor. Çikolatalar. Birkaç tane de şöyle ekmek var. Şöyle 3 paket falan ekmek aldım galiba. Bir de sucuk aldım. Ne kadar tutacağını az sonra sizlerle paylaşıyor olacağım. Arkadaşlar bir de size bir şey göstermek istiyorum. Yani benim aşırı dikkatimi çekti. Ülker çikolatalı gofretin şu kutusunu yani 36'lısını 5 dolara satıyorlar. Neredeyse Türkiye'den bile ucuza satıyorlar. İnanılmaz bir şok içerisindeyim. Bir kutu aldım mı bundan bilmiyorum ama şu anda alıyorum. Toplam 130 dolar tuttuğu markette yaptığım alışveriş. Bir de şöyle bir baklava aldım. Çünkü uzun zamandır diyetteydim ve artık diyeti bozmaya karar verdim. Nasıl kilo veremiyorum. Bari canımın istediğini yiyeyim dedim. Bu da 25 dolar tuttu. Yarım kilo falan herhalde baklava. Ama bayağı güzel buranın baklavası. Eğer Chicago'daysanız Antepli baklavaları tavsiye ederim. Makyajımı sileceğim. Alışverişi dolaba yerleştireceğim. Birazcık daha işlerim var. Sonra da akşam aile dizisini izlemeye başladım. Onu izleyip mayışmak istiyorum. Yarın görüşmek üzere anacığım. Sizleri öpüyorum. The next morning. Kötü bir perşembe gününe uyandım. Bu aralar biraz moralim bozuk. Moralim bir gidiyor bir geliyor. Hem iş biraz sıkıntıya girdi. Bir hafta emlak güzel gidiyor. Bir hafta sosyal medya güzel gidiyor. Sosyal medya güzel giderken emlak kötü gidiyor. Emlak güzel giderken sosyal medya kötü gidiyor. O yüzden onu dengelemeye çalışırken Rosa olarak parçalanıyorum galiba. Aslında akşama çok eğlenceli bir etkinliğe davetliyim. Ama gitmek yerine oturup evde çalışmam gerekiyor sanırım. Boktan bir gün yani. Hava da bayağı kötü. Göstereyim. Yağmur yağıyor. Karanlık. Böyle soğuk, buğulu ve puslu bir hava var. Canlarım. Biliyorsunuz bir spor salonuna yazılmaya çalışıyorum. Aslında salonu buldum. E-mail de attım kayıt olmak istiyorum diye. Bugün evde yapacağım ama sporumu. Nasıl bir şey yapacağım ben bilmiyorum. Çok iyi değilim kendi kendime spor yapma konusunda ama yogalı, ağırlıklı, karışık bir şeyler yapacağız. Belki kendimize geliriz birazcık. Daha iyi hissederiz. Nereye
yere gidiyorum. Hemen anlatayım. İlginizi çekeceğini düşündüğüm bir yere gidiyorum. Bu hani YouTube videolarında gördüğümüz. Hatta sanırım Orkun Işıtmak daha önce çekmişti. Kütletmeci. Türkçede kütletmeci dediğimiz ama aslında İngilizce'de chiropractic denen yere gidiyorum. Sağlık merkezi mi denir? Chiropractorcu mu denir? Artık bilmiyorum. Deneyeceğim. Vücut ağrılarım var. Büyük ihtimalle stresten dolayı özellikle böyle şuralarımda falan büyük ağrılar oluyordu. O yüzden böyle bir karar aldım. Bakalım nasıl bir şeymiş bu kütletmeci. Ve gerçekten kütletecekler mi? Onu da çok merak ediyorum. Böyle insanları falan çıtlatıp kütletiyorlar ya. Benim genelde onlar hiç başarılı sonuçlanmaz. O yüzden merak ediyorum arkadaşlar. Gidelim görelim. Moments later. Any pain when I go here? No. Or here? No. Or anything? What if I have no pain? That's perfectly fine. Yep. Are you headache prone or anything like that? I think I'm going to be. Like, I used to have no headaches, but I started getting them like once a week. Never been to a chiro, never been adjusted before. No. Okay. I'm so excited. It shouldn't be painful if you're doing it correctly. You should not have to use tons of force. It should be pretty simple. Move pretty well. Relaxing. Put that arm right there, and then there. Oh, wow. That one's opposite side. Looking down is kind of hard. This is posture related. 1000%. I don't want you to think that you have to sit perfect all the time. It's hard to do that, right? So a lot of people that work from computers all day, it's a lot of repetitive activity, right? Sit in one area and they don't have like a proper work setup. What happens is our head kind of just sits like this. It's forward flex and then our shoulders roll forward like this. Abi inanılmaz iyiydi ya. Kadın böyle her yerimi kütletti. Bardak çekme yaptı sırtıma. İlk defa bardak çekme yaptırdım. Şu an biraz ağrıyor yani açıkçası. Bir tık ağrım var ama böyle bir rahatlamış hissediyorum. Özellikle kütletme mükemmeldi. Bayağı memnunum. Kadın da çok tatlıydı ya. Sohbetimiz falan bayağı güzel gelişti. Arkadaşı yokmuş çok fazla şehirde yeni taşınmış. Takılacağız bir gün dışarı çıkacağız. Chiropractic'le ilgili bu kütletmeyle ilgili sorularınız varsa yorum olarak yazın. Çünkü bayağı bir şeyler anlattı. Şu an sizi sıkmak istemiyorum ama merak ediyorsanız açıklarım. Öyle. The next day. Harika bir cuma günüyle karşınızdayım. Dün şarjım bitti. Kızlarla buluşup toplantı yaptık. Takım içinde 2-3 kız olarak grup haline getiriyorlar. Haftada bir veya 2 haftada bir buluşup ruh sağlığımız hakkında konuşuyoruz. Allah seni kahretsin ya. Hep ışığa bırakıyorsunuz bizi ya. Geç kaldık burada. İşte neler yapmak istiyoruz? Hedeflerimiz neler? Neden hedeflerimize erişemiyoruz? Neyse bugün şimdi sabah spora gidiyorum. Biz böyle ekipçe arada bir hep beraber spor yapıyoruz. Spor da her yerim kaşınıyor çünkü. Bu pre-workout dedikleri şey var ya ondan içiyorum. İyi spor yapabilmek için. Anasını satayım her yerim kaşındırıyor spora gidene kadar. Şu an kaşımak istiyorum. 2 tane müşteri görüşmem var. 2 tane müşterime seçenek yani ev seçeneği göndermem lazım. Cevap vermem gereken mailler, mesajlar var. Bu akşam bir tane arkadaşım takılalım mı yazmış. Bu arada öğleden sonra bir tane işbirliğim var. Çok sevdiğim bir müşterim. Buluşalım mı görüşelim mi yazmış. Çok 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 sevdiğim Türk bir arkadaşımın doğum günü. Onunla beraber dışarı çıkacağız. Pazar günü de o yarın akşam dışarı çıkacağım arkadaşıma sürpriz bir doğum günü partisi planlamaya çalışıyorum. Yani Allah benim yardımcım olsun. Bakalım hangilerini yapabileceğim, hangilerini yapamayacağım. Hep beraber göreceğiz. Bak şimdi bas 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 bas. Bas 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 bas. Bismillahirrahmanirrahim. Geldik yine arkasına. Voley. Ne yapan geri bakacağım. Açalım. I'm the landscape you need to see. You're the honest I'll never be. I'm so sorry I never stayed. Overreact and just walk away. Sure, you know what that means, we've been here before.
Evet, 150 milyon iş hallettikten sonra karşınızdayım, hazırlandım. Çok güzel bir işbirliğine gidiyoruz. O zaman zaman kaybetmeden yola çıkalım. Şimdi bir cilt bakım merkezine gidiyorum. Hem kaşlarıma lamine yaptıracağım, kaşlarımı aldıracağım, bir de cilt bakımı yapacağız. Sonra da Instagram'da giveaway yapacağım. Eğer Amerika'daysanız, Chicago'da yaşıyorsanız beni Instagram'dan takip etmenizi öneririm. Çünkü bu aralar bir sürü giveaway yapıyorum. Canlarım banlarım takipçilerim için. Yeri bulabilirsem gideceğiz. Later. Sadece benim gibi bir salağın başına gelecek bir şey geldi. Mekana geldim. Bugün schedule'ın yok falan dediler. Ben de var dedim. Hatta emin misin bu lokasyon olduğuna dediler. Ben dedim ki Lakeview lokasyonu değil mi yani? Burası Lakeview lokasyonu. Aa, Lakeview'de iki tane lokasyonumuz var dediler. Ve aslında benim randevum başka bir yerdeymiş. Şimdi Uber bekliyorum. Oraya gideceğim ama baştan bir modumuz düştü yani. Sonunda lokasyonu buldum. Dükkan böyle görünüyor. Çok tatlı değil mi ya? And she's the owner. You wanna say hi? Yeah. Sonunda işbirliği bitti ve ben eve geldim. Yaklaşık bir 2,5 saat falan sürdü ama sahibi çok tatlıydı. Camı kırdım. Sahibi çok tatlıydı. O yüzden bayağı bir sohbet falan da ettik böyle aralarda. O da kendisi işte buraya taşınmış yıllar önce. Sonra kendi işini kurmuş falan filan. Aşırı açım ya. Öyle böyle aç değilim ama size de bir şey anlatmam lazım. Gelirken yolda ne oldu biliyor musunuz? Uber çağırdım. Uber'i çağırınca tabii ki de orada şoförün ismini görüyorsunuz. Önder yazıyordu. Direkt Türk olduğunu anladım yani. Türk bir çocuk geliyor beni almaya diye. Bu arada tavuklu pilav yapmıştım. Dün onu yiyeceğim. Çocuk geldi ve direkt şey dedi. Sen Özge'nin Amerika'sı değil misin? Hatice Explorers değil misin falan. Ben bayağı mutlu oldum yani. Amerika'da yaşadığım için hani çok fazla takipçilerimle karşılaşamıyorum. Hemen böyle bir kalbim eridi. Evet dedi, o benim. Nasılsın falan sohbet ettik. 2-3 yıl önce gelmiş Amerika'ya. Kalıcı gidiyorum dedi. Eğitim alıyorum dedi falan. İşin garip yanı çocuk ilk önce Amerika'ya 2010'da geliyor Work and Travel'la. O zaman şey diyor, dolar 1,5'tu diyor ya. İnanabiliyor musunuz doların 1,5 olduğunu? 1,5. Abi şaka gibi ama gerçekti bu, 2010'du yani. İşte o zaman annem kalmama çok işte sıcak bakmadığı için geri döndüm. Sonra da bayağı bir gelmek için uğraştım falan dedi. En sonunda 2019 gibi gelmiş, yerleşmiş buraya. Bayağı mutlu. Burada bir şeyler yapmaya, kovalamaya gerçekten daha kolay dedi. Türkiye'dense. Kendisi üniversite mezunu. Yaşını sormadım ama hani 20'li yaşların sonuna doğru falandır diye düşünüyorum büyük ihtimalle. Her şey gönlünce olsun inşallah. Hepinizin, herkesin. Gerçekten Amerika'ya gelmek isteyen çok fazla insan var ama Amerika'da tutulmak, yaşamak da kolay değil. Özellikle yasal bir statüye sahip olmak zaman alabiliyor. Çok çalışmanız gerekiyor başlarda. Ve böyle hiçbir şey bilmemek, sürekli bir şeyler yapıyor olmak bazen motivasyonu düşürüyor. Kaşlarımı yaptı bu arada ya. Nasıl olmuş? Bence güzel. Kaş laminasyonu dediği şey, kaşı yukarı doğru tutmasını sağlayan bir şey sürdü. Bir de kaşımı aldı, bir de cilt bakımı yaptı. Dediğim gibi bir giveaway yapacağım bu hafta, önümüzdeki hafta içinde. Instagram'dan takip edin anacığım. No, I'm just saying if you were that type of a gay, Dad, probably do all right for yourself. The next day. Dün ben yine çok çalıştım, her zamanki gibi. Ve yoruldum, ve erken uyudum, ve erken uyandım. Kendimi güzel hissetmek istiyorum, o yüzden biraz bakalım. Ama çalışıyorum. Hatta şu anda video gönderiyorum YouTube için. Gidiyor, 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 gidemiyor. Evet, hazırlandık. Çünkü çok sevdiğim bir arkadaşımın doğum günü. O yüzden bu gece onunla dışarı çıkıyoruz. Çok da bir şey yapmadım aslında. Şöyle bir kombinim var ama. Çok tatlıyım, hadi itiraf edin. Makyajım yok. Sadece ruj sürdüm, rimel sürdüm. Cildimde hiçbir şey yok, okey. Çünkü dün bakım yaptırdığımız için. Makyaj yapmak istemedim. Saçımı da topladım. Aslında klasik bir lady'yim şu an. 1 hour later. Nihan kuşumla buluştum. Derken alarmım çalıyor. Allah kahretmesin. Çok tatlı bir kafeye geldik. Çok güzel bir tatlı söyledik. Beraber kahve içeceğiz. Cheers. Yeni yaşı inşallah. Mutlu. Bereketli. Bol paralı ve sağlıklı geçsin. Hepinizden bir iyi ki doğdun yorumu bekliyorum. Stage name was before it was DJ Khaled. It was DJ Arab Attack.
The following day. Dün çok eğlenceli bir gün geçirdik Nihan'la. Zaten daha önce söylemiştim, Nihan'ın doğum günüydü dün ve Amerika'da ilk defa ailesinden ayrı bir doğum günü geçirdi. Biraz duygusal bir gündü ama aslında çok eğlendik. Şehir merkezinde yürüdük, bir şeyler atıştırdık. Sonra da bir talk show'a gittik. Çok bayağı da komikti yani. Gece geç döndüm ama aslında ona bugün farklı bir sürprizim var. Kamerayı da yanıma alıyorum. Gidip Nihan'a sürpriz yapalım. Şimdi Nihan'ı almak için yoldayım. Aslında Nihan benimle beraber bir işbirliğine yardıma geldiğini düşünüyor. Yani tabii ki de sürpriz doğum günü partisine gittiğini bilmiyor. Ama aslında bütün arkadaşlarımız orada bizi bekliyorlar. Çok güzel bir sürpriz olacak inşallah. İyi ki doğdun Nihan. İyi ki doğdun Nihan. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Harika ve çok eğlenceli bir gündü. Siz de zaten videoları gördünüz. Çok güzel bir trampolin parka gittik. Nihan çok mutlu oldu. Akşam da pastamızı kestik. Bugün günlerden pazartesi. Vlogu kapatmaya geldim. Çünkü yepyeni bir haftaya ve yepyeni bir vloga başlıyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum bırakmayı ve tabii ki de kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz.